yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri basın toplantısı ile gazetecilere açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı yardım vali ilgili konuştu. AFAD yönlendirmesi olmadan Elazığ ve Malatya'ya yardım gönderilmesin dedi. Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgemize ulaşmaktadırlar. Eğer AFAD koordinasyonuyla bu sağlanırsa ancak biz bunu yönetebiliriz. Yani Türkiye'den şöyle bir talebimiz var. AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin. Bizim bunu yönetebilmemizi temin edebilmek için. Çünkü burada lojistik grubumuz hazır ve sevki yapmaktadır. Ve başarılı bir şekilde de bu sevkler devam etmektedir. Bundan sonraki işimiz biraz önce söylediğim gibi gıda, barınma, sıcak, yemek ve bu lojistiğin her yere sağlanmasının temin edilmesidir. Bütün kaymakamlarımız görevinin başındadır. Özellikle İHA, Beşir, Hayrat, Deniz Feneri, Kızılay ve Diyanet zaten var ve AFAD. Bütün bunlar ve diğer sayamadığım sivil toplum örgütleriyle beraber yardım faaliyetleri de yine koordinemizde ve arkadaşlarımızla ortak koordinasyonlarla birlikte devam etmektedir, devam edecektir. Yine bunun yanı sıra özellikle hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem Çevre Şehircilik Bakanlığı, hem de AFAD, Elazığ Valiliği ve Mardin Valiliği'ne hemen nakit yardımlar çıkarmıştır. AFAD'dan 5 milyon, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon, dün Aile Bakanlığımızla da konuştuk. 5 milyon da Aile Bakanlığımız, yani bu ilk etapta ailelere depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakitlerdir. Bu da temin edilmiştir. Bu da yarın sabah itibariyle, yani pazartesi sabahı itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliğimizin koordinasyonunda temin edilecek ve sağlanacaktır. Yine bunun yanı sıra genel etkililik kararı aldık. Nerede aldık? AFAD olarak, İçişleri Bakanlığı olarak Elazığ Merkez, Elazığ Maden, Elazığ Sivrice, yine Malatya Doğan Yol ve Malatya Pötürge. Taramalarımız sonrasında eğer almamız gereken genel etkililik kararı var ise bu şu demektir. Bunu da kamuoyuna söyleyeyim. Elazığ'ın içerisindeki hasarlı, az hasarlı bütün binalar bakanlığımız tarafından taranacaktır. Ve bu afet çerçevesi içerisinde alınacaktır. 2 Pötürge'de, 3 Sivrice'de, 4 Doğan Yol'da, 5 Maden'de. Bütün bunları sağlayacağız ve bu konudaki adımlarımızı atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları aynı şekildedir. Eğer genel etkililik kararı almamız gereken başka bir nokta varsa biz birkaç gün daha buradayız. Bu çalışmalarımız çerçevesi